Herkese merhaba. Armadox kanalına bir kez daha hoş geldiniz YouTube. Bakalım bu oyun nasıl diye merak edip girdiyseniz şu an doğru yerdeysiniz. Size bütün detaylarıyla oyunu anlatacağım. Başlangıç olarak küçük bir gemiyle de başlayabiliyor. Ama ben yengeç gemisiyle başladı bende neden bununla başladıysa. Bence bu gemiyi anlatayım size. Geminin özelliklerine bakmadan önce bir limana isterseniz yanaşalım. Evet, şuna basıp limana yanaşıyoruz. Yanaştıktan sonra burada gördüğünüz şeylerde neler var birlikte inceleyelim. Hava durumu tahminleri, süre atlatma yani 24 saat bekle kısmını burada yapabiliyorsunuz. Haritayı burada görebiliyorsunuz. Balık pazarına geldiğinizde dükkan var. Dükkanda bıçak, dürbün ve kanca var. Balık fiyatlarını burada görüyorsunuz. Aşağı yukarı her limanda aynı. Değişen çok bir şey olmuyor. Balıkçılık donanımında da eğer yengeç işi yapıyorsanız küçük sepet satın ala geldiğinizde ahşabı var ve çeliği var. Çeliğinden alabilirsiniz. Geminin alma kapasitesi kadar alıyor. Bakın 12 tane alıyor bu gemi. O yüzden daha fazla alamıyorum. Tabi bunu aldığınızda yem de satın almanız lazım. Şu an bende dolu olduğu için almıyor. Ama buradan istakoz yem bloğu da satın alıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra şimdi ne yapacağız, nasıl olacak diyorsanız kasabayı da göstereyim. Mürettebat ihtiyacınız şu an sizin yok. Bu gemide yok ama daha sonra alabilirsiniz. Mürettebat evi de çıkardığınız mürettebatı gösterir. Burada kiralık mürettebatlar var sizin ihtiyacınız olan ama alırken şuna dikkat edeceksiniz. Özelliklerine iyice bakın. Yüksek olanı alın. Mesela bu adam winch kullanımında iyi. Şu adama gelelim. Bu adam bir sürü şeyde daha iyi. Şu toplam puanlarını yüksek olanlar daha iyi işçiler. Mesela bu çok düşük bir işçi. Zaten fiyatlarından da belli oluyor. 48 bin alan adamın bir sürü özelliği var. 154 puanı toplam. Buna göre de adam kiralayıp gibi teknenize ileride alacaksınız. Şu anda değil. Banka kısmına geldiğimizde ödünç para al var. Şu anda para almanızı tavsiye etmem oyunun başında. Geri öde kısmı var. Servisler kısmına geldiğinizde de gemi kurtarma servisi ve sigorta var. Sigortaları daha evvel oynadıysanız bu oyunu diyorum çünkü bunun bir öncesinde de başka bir oyun vardı. Neydi oyun? Onun videosunu da çekmiştik. Aslında Northern Fishing Sea onun ikinci bölümü gibi bir şey. Ama hiç bilmiyorsanız bir önceki videoları izleyebilirsiniz. Tersaneye geldiğinizde gemi sahibi var, sizin tekneniz. Kullanılabilir de mesela şu var. Neymiş? Yengeç teknesiymiş. Çok büyük bir yengeç teknesi bu. Hayvan gibi bir şey. 5 milyon para istiyor şu an buna. Bunlar bizim için şu anda sadece efsane gemiler. Tabii başlangıçta bu böyle. Buraya gelip de işte istakoz sadece avlayabiliyor bu tekne. Zaten donatılmış diyor. Donatmadıysanız da buradan donatabiliyorsunuz. Evet, isterseniz artık çıkalım. Gidelim, bu nasıl yakalanıyormuş istakoz? Hep birlikte görelim. Tekneyi çalıştıralım. Limandan çıkana kadar manuel kontrol yapmak zorundasınız. Buradan otomatiğe veremiyorsunuz. Oyunda zaten tuşlar E, F ve V tuşu var ve M tuşu var. 4 tuş arasında dönüyor. M'ye bastığınızda haritayı açıyorsunuz. Olduğunuz yeri görüyorsunuz. Bakın ben tekneyle geziyordum. O yüzden bu kadar uzağa gitmiştim. Şimdi buradan nereye gideceğim? Şuna basıyorum. Yaklaştırayım biraz da bir yerlere çarpmadan şuradan çıkalım. Limandan çıkma kısmı çok önemli. Buralarda tekne mekne varsa asla çıkamıyorsunuz. Çünkü bak mesela şu an çıkamadım. Neden? Tekne ters duruyor. Düzeltmem gerekiyor. Tekneyi düzelteyim. Yani otopilotta giderken de önünüze engeller çıkıyor. Bir anda duruyor tekne. İşte o geminin geçmesini bekleyebiliyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Şimdi teknemizle açılmaya başladık. Benzinimiz full sayılır.
bir deneyelim mi diyorum. Evet gidiyor, tamam. Limandan çıktık. Limandan çıktıktan sonra yine kimseye dokunmadan, bakın tekneleri görüyorsunuz, hepsi kıyıdan kıyıdan seyrediyor. Onların arasına girmeden, uzaktan uzaktan. Şöyle şuraya gidelim. Saat burada yukarıda sağda gözüküyor. Tarih gözüküyor ve paranız gözüküyor. Saati iyi ayarlamanız lazım. Gece avcılık yapmayın, tavsiye etmiyorum. Mümkünse gündüz balık avlayın. Görmüyorsunuz çünkü. Evet, lambalar falan var. Gemiyi upgrade edebiliyorsunuz ama gündüz böyle temiz havada avlanmak çok daha güzel bence. Tabii sizin kararınız. Siz geceyi seviyorsanız gece de avlanabilirsiniz. Geldik. Gecenin bir yarısı. İşaretlediğim bir yerde geldik. Şuradan da mesela çekip çekip nerede hangi balığı bulduysanız koyabilirsiniz haritaya. Bir daha aynı yeri aramak zorunda kalmazsınız. Evet. V'ye basıyorum. Teknenin içine geçiyorum. Teknenin içinde F tuşuna basıp kalkıyorum. Teknenin arkasına doğru gidiyorum. E tuşuyla bunu aldım. Başta yapamadığım için detaylı anlatıyorum. Ben uğraştım çünkü. Yerine koydum. Şuradan bir tane... bunu buraya şimdi koymayacağız. Pardon. Önce yem alacağız. Yemi aldıktan sonra bunun içine koyuyorum. Bunların hepsini E tuşuyla yapıyorum. Burada da J tuşuna basıyorum. Ve atıyorum. Attıktan sonra tekrar V'ye basıyorum. Tekniği full gaz yapabilirsiniz. Yemlerin arası 100 metre olma şartı olduğu için bakın kalktım tekneden, otomatik olarak soğan tip gazda gidiyor. Hemen üstü atamıyorsun. Yan yana yemleri atayım mı? Her birinin arası 100 metre olmak zorunda. Tekne hızlı gittiği için o iş mesafeyi sağlıyorum ben şu anda. Evet, iki tane attım. Deneme amaçlı, görelim diye hep birlikte. Tekrar tekneye bindim. Saate baktım, 2.40. Bunların tekrar toplanma süresi 24 saat. Yani bir gün geçmesi gerekiyor. Onun için şimdi limana gidip bu teknede zamanı geçiremiyorsunuz. Saat yok. Emin değilim tabii. Saat var mı yerinde? Yok değil mi? Evet, bu teknede saat yok. O yüzden limana döneceğim. Limanda bir 24 saat geçireceğim ki avlanabilen balıklar avlanmış olsun diye. 2.40'tı değil mi saat? Burası çok önemli arkadaşlar. Bunu iyi takip edin. Geç kalırsanız çünkü şeyler boşa çıkar. Balıklar boşa çıkar. Hiçbir şey yakalayamazsınız. 2.40, 4.50 yani 2 saat 10 dakikada buraya gelmişim ben. Şimdi M'ye basıp geri döndüm. V'ye bastım. Tekrar limandayım. Limana yanaş dedim. Önce hiçbir şey yapmadan hemen bir benzin durumumuza bakalım. Benzin bitiyor. Doldurduk benzinimizi. Burada gemiyi oynar. Ağı değiştir. Renk değiştir. Seçenekleri var. Bunu oynamak isterseniz siz oynayabilirsiniz. Ben buraya geleceğim. Süreyi atla diyeceğim. 24 saat yapmayacağım. 2 saatte oraya vardığımı varıyorum diye düşünüyorum. 22 saat yapıyorum. Atlıyorum. Ve tabii ki gece oluyor. Çünkü neden? Ağları gece attım. Neyse. Gidelim. Şöyle çıkalım. Genelde yapmıyor ama şöyle git desem bile gitmeyecektir tekne. Burayı manuel kullanmak zorunda kalabilirsiniz gördüğünüz gibi. Karanlık olduğu için de nerede olduğumuzu bilemiyoruz. Ama ben oynadığım için tahmini biliyorum aşağı yukarıya. Şurada gördüğümüz yeri geçeceğiz. Böylece limandan ayrılmış oluyoruz.
Bazı limanlar böyle arkadaşlar. Evet, 24 saati doldurduk. Şimdi geri almaya gidiyoruz malları. Bakalım gidebilecek miyiz? Böyle acayip şeyler oluyor oyunda. Tekne çarpışması gördüğünüz. Bu genelde otomatiğe vurduğunuzda oluyor. Sıçtık. Bir daha ileri gitmeyi deniyorum. İşte oyunun bug'ları var mı? Evet var. Böyle hala hatalar var oyunda. Bunları tamir edilmesi şart. Ama iyi denk geldi. Size anlatırken görmeniz. Karşılaşırsanız şaşırmayın. Kurtarma istiyoruz. Kurtar bizi. Kurtardı mı? Bakıyorum. Evet, kurtardı. Tekrar başlıyoruz. Evet. Çıkıyoruz limandan. Limanın içindeyken otopilot çalışmaz. İlle buradan dışarı çıkmamız lazım. Demiştim ben bunlara. Şimdi tekrar deniyoruz. Şuradan bir çıkalım. Kalabalık limanlarda bu var. Bakın şimdi otopilota verirsem yine büyük ihtimalle şurada bunlara takılabilir. O yüzden belirli bir kısmı manuel geçmem gerekecek. Şöyle bir bakayım duruma. Evet. Bunlara değmeden nasıl geçerim? Şuraya giderim. Şuraya giderim. Deniyorum. İşte yine biriyle kesiştik. Neyse. Ucuz atlattım. Şu öndeki hayvan gibi geminin yüzünden bütün aşağı. Şöyle gideyim. Oh, yıktık. Tamam. Tamam, buradan sonrası kolay. Çıktık limandan. Limandaki trafikten kurtulduk. Haritada yukarıya geldik. Kaç saat olmuş yemleri bırakalı? 2 gün olmuş neredeyse. Tabi süre çok uzun oldu. Normalde 24 saati geçmeyecektik ama bu kazayı yapınca maalesef bir günde öyle sarktı. Ama en azından mantığı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar önünüzde geldi. Bu teknenin sol tarafından alıyorsunuz. Diğer teknelerde sağ tarafından. Teknelere göre değişiyor. Ama İstakoz teknesinde solundan alacaksınız. O yüzden öyle yanaşın. Alma işareti çıktığında yavaşlayacağım. Tekneyi tamamen durdurdum. Geçebiliriz de geçtik. O zaman geri gideceğiz biraz. Bu hedef gözüken yerin yeşil bu şekilde kalması lazım alabilmeniz için. Başka türlü alamazsınız. Tekneyi durdurdum. Hemen gidiyorum. Çek diyorum. Hiç balık gelmedi dedi. Neden gelmedi? Çünkü geç aldım. Neyse, hemen hızlıca bir tane atıyorum. Ben sardıracağım oyunu. Beklemeyeceksiniz. Yemi tekrar koydum. Attım. Diğerini almaya gitmeyeceğim çünkü bakın 2 gün 3 saat olmuş. Büyük ihtimalle o da boş çıkacak. Bu şu anda 0. Oyunu ben az ileriye alacağım. Bunun nasıl toplandığını göreceğiz beraber. Evet. Şimdi çekme anına geldik. Burada öğrenmeniz gereken konu şu. Geldiğinizde ya tuşuyla bana bastınız, ipi bağladınız. Ama bu böyle kendi başına çekmez.
Ben teknenin içinde çok aradığım için söylüyorum. Bakın şurada. E'ye basarak çekiyorsunuz sepeti yukarıya. Sepet yukarıya gelince yine E'ye basıyoruz. Daha içinde bir tane mini istakoz var. Evet, şimdi istakozu açıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü deposunu almanız gerekiyor. Bunu da buraya koyuyorsunuz. Dondurucu kapaklarını açıyorsunuz. Ondan sonra istakoz alacağım. Şöyle aldım. Ölçüsü var. Bundan ufaksa atıyor zaten otomatik. Büyük bir istakoz. Buraya getiriyorum. Kancalarını bağladı. Bir daha E'ye bastım. Sandığın içine attı. Başka var mı? Yok. Ne yapacağım? R tuşuna basarak bunun kapaklarını kapatıyorum. Tekrar E'ye basıyorum. Ayağımı bastığım yer depo. Soğuk hava deposu. E tuşuna basıp oraya atıyorum. Sonra tekrar aynı yere, burada bulduğumuz için artık istakozu, hiç yerinizden kımıldamadan bir daha aynı yere atın. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Teknenin ölçüleri boyutu kadar sandık şey alabiliyor. 12 tane alıyordu yanılmıyorsam bu. 12 tane koyabilirsiniz bunun içine. Birbirinden 100 metre uzaklıklarda 12 yere atabiliyorsunuz. Attıktan sonra da 24 saat bekliyorsunuz. İstakoz avcılığı bu. Bu tekneyle yapılan bu diğer tekneleri de tek tek anlatacağım. Ama istakoz avcılığı yapacağınız tekne bu. Mürettebatınız yok. Tek başınızdasınız. Evet. İstakoz avı ile ilgili anlatacağım video bu. Bu oyundaki birinci gemi diyebiliriz buna. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Cevaplarım daha da kafanıza takılan bir şey olursa. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.